sülaleleri geziyoruz. Erkenci çeşit. Aycan kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün bereketli geziyoruz. Olsun, kazasız, sağ ol. Belasız, bereketli bir İnşallah. Diliyoruz. Erkenci çeşitleri şu an tülarenin yanındayız. Bir de havurdu asat ettik. Fakat tülare ve havurt yaklaşık çantırdan 10-15 gün kadar önce asat oldu farkındaysan. Bu sizin için ne anlam ifade ediyor bir tüccar olarak? Şöyle, öncelikle meyve kalitesi gayet güzel. Biraz önce baktık. Bizim herkes çantırı konuşuyor Türkiye'de. Ama aslında bir gün tulare ile harvutu da konuşmamız lazım. Yani bahçe kurulurken bu çeşitlere de bir belirli bir yer vermemiz gerekir. Şimdi baktığınız zaman meyve tutumuyla ilgili hiçbir problem yok. Kalibre gayet güzel, iç beyazlık gayet güzel. Ve bence bu çeşitlerin en büyük avantajı bir gün kimse pazara girmeden öncelikle ilk adımı siz atıyorsunuz. Bu fiyata da yansıyor. Ama şöyle belirteyim. Meyvenin özelliklerinden de biraz bahsedelim. Tabii her şey fiyat değil. Öncelikle fiyatı getiren unsurların başında kalibre. Kalibre gayet güzel görüyorsunuz. İç beyazlık, iç beyazlık da gayet iyi. Bunlar da önemli şeyler ama biraz önce konuya girerken bahsettiğim gibi herkesin artık tulare ve harvurdu denemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de şöyle Aycan kardeşim, biz diyoruz mesela hep yıllardır özellikle büyük bahçelerde hasat zamanını bazen yetiştiremiyor çiftçilerimiz. Bu da 15 gün önce hasata başlaması, hasat zamanını yaymak, bir de daha az makineyle ve zaman zaman fazla insan da bulamıyorsun. Bunu yurt dışında da yapıyorlar. Bu da Türkiye için gelecekte bir avantaj olabilir değil mi? Özellikle yüksek rakımlarda. Şimdi şöyle bakın, yağmurdayız. Yağmur yağıyor artık. Aslında şu an için hasat için güzel. Siz bu işin zaten erbabısınız. Çok değinmeyeceğim ama çatlama hızlandırması için bir fayda sağlıyor. Ama Türkiye'de bir gün örnek veriyorum. Hasat zamanı herkes çantıra yoğunlaştığı zaman yağmur alan bir iklimde hasat zorlaşıyor. Biraz önce sizin bahsetmek istediğiniz şuydu galiba. Parseli biz 3'e bölersek hasat zamanı sıkışmayız. Evet. Hasat zamanı sıkışmayız. Bu da biraz önce bahsettiğimiz avantajlardan birisi. Yani bunun için de bu çeşitleri değerlendirebiliriz. Yani iki tane avantajı oluyor değil mi? Yani birincisini erken çıkarıp pazara daha iyi değerli satıyorsunuz. İkincisi de hasat zamanını yayarak sıkışmıyorsunuz. Daha az ekipmanla. Mesela çantır için Amerikalılar ne diyor? Yeni 4-5 çeşit daha buldu. Hı-hı. Artık biz diyor hasata diyor büyük bahçelerde çantırı yetiştiremiyoruz diyor. Çünkü daha fazla makine almamız lazım diyor. Aynı anda hasat edip kurutmaya yetiştiremiyoruz. Silkelemeye yetiştiremiyoruz. Toplamaya yetiştiremiyoruz. Bunlar da önce çeşitlerle sıra sıra bahçe kuruyorlar. Yani Türkiye'de de artık yavaş yavaş bu sistem herhalde oturması gerekir. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani avantajlarından birisi de bu, kesinlikle değerlendirilmesi lazım. Yani gelecekte inşallah inşallah. Bunlar da çoğalacak. Erkenci çeşitler. Şunu da belirtelim. Pazarıyla ilgili hiçbir sorun yok. İç beyaz, dış beyaz, kalibre büyük ve iç randımanı da şunu söyleyeyim. Tulare'nin çantırdan daha yüksek. Evet. %53-55'e kadar çıkabiliyor. Baktığınız zaman gayet güzel. Havurtlar da öyle gördüğünüz gibi ne kadar büyük yani onun asatını da yaptık. Ya Türkiye'de artık herkesin Chandler'dan, Fernor'dan biraz yavaş yavaş yeniliklere açılması lazım. Evet, bütün çeşitler aslında bunu zenginlik olarak görmek lazım değil mi? Mesela takım tutar gibi yani bu işleri çok fazla tek çeşit üzerine de gitmek. Ha tamam, yokken belki çok iyiydi. Chandler'ı biz de sevdik, çok diktik falan ama hani güzel de dikildi artık. Bundan sonra en az belirli bölümünü çantır, belirli bölümünü bir avur, tülare, lara, fenor gibi bunları düşünmek gerekir diye. Ben yani biraz da siz bu işin ticari kısmında olduğunuz için sizin fikirleriniz çiftçiler için de çok önemli. Yani bugün 15 gün önce, bugün 21 Eylül'ün ve hasat ediyoruz. Dün de hasat ettik. Yani 15 gün önce bir ürün çıkarmanın ticari değerini sizden daha iyi kimse bilemez. Doğru değil mi? Doğrudur. Şimdi şöyle, aslında Chandler tabii ki bugün dünya pazarında tartışılmaz bir meyve. Pazar pazarda indiğinizde en çok kuru yemişçide veya tezgahlarda görebileceğiniz meyve çeşidi. Aslında birinci sınıf olarak geçiyor. Ama tabii bizler de yetiştiriciler olarak veya sizler de hep garanti oynuyoruz. Ama şöyle bir şeyler var. Şunları artık düşünmemiz lazım. Dünya artık çeşitlerde kendini değiştiriyor. Bir gün nasıl bir Maraş'ın alıcısı var, bir Çorum'un özel alıcısı var, bir pazarı sahip Chandler'ın bir alıcısı var. Bir gün tulare ve Harvard da kesinlikle bunlardan aşağı bir çeşit değil.
Bunları da denemeleri lazım. Artık çiftçilerin de, tabii çiftçilerimiz haklı. Gerçekten bu işte çok yıprandı. Topraktan tutun, fidandan tutun. Maddi manevi çok büyük sarsıldı diyelim. Yeni yeni biz hani bir şeyler aldık, önümüze koyuyoruz, para kazanmaya başlıyoruz diyelim. Ama çeşit olarak artık bundan sonra ufkumuzu genişletmemiz lazım. Bizlerin de artık tüccarlar olarak yeni çeşitleri pazarlara açmamız lazım. Bizim de böyle bir sorumluluğumuz işte, var. İşte yani evet, bunu çiftçilerimizin sizden duyması daha güzel. Biz bunu diğer programlarda hep söyledik ama yani hepimiz aynı gemide olduğumuz için herkes kendi görüşlerini, yenilikleri paylaşır ise çiftçilerimiz de buna göre karar verip daha en azından ekonomik olarak hem daha fazla getiriye hem de sıkışmamış olurlar. Çünkü gerçekten çok büyük bahçeleri tek çeşit kurmak çok fazla iyi değil. Zaten şöyle yani Türkiye'nin, yani dünyada olduğu gibi yani Türkiye'nin ceviz açığı var. Çantır açığı yok. Yani çantır da güzel ama Lara, Tülara, Howard da güzel. Bunları da yavaş yavaş Türkiye kazanması lazım bence. Özellikle geç uyanan erken hasat olan çeşitler de var. Ve bunun büyüklüğü de sizin pazar içinde bir herhangi bir sıkıntı yok diyorsunuz. Çünkü en iyi pazarı ve benim cevizlerden de büyük bir bölümünü siz alıyorsunuz. Yani sonuçta bunu en iyi bilen siz olduğunuz için ben çiftçilerimizin de bunu bilmelerini istiyorum. Yani herhangi bir pazar sıkıntısı Çantır'ın dışındakilerde de yok değil mi Aycan Bey? Kesinlikle bu çeşitlerde yok. Tekrar başa döndüğümüz zaman çiftçinin hasatını erkene çekmesi için bir çantılarda sıkışmaması için, bakın biraz önce yine söylüyorum, bazı bölgeler yağmur alıyor. Yağmurda hasat gerçekten zor. Özellikle 1000 metrenin üstü çok evet, önemli. Evet. Yani bugün istediğiniz kadar tesisatınız olsun, istediğiniz kadar makineniz, araçınız, gereciniz olsun, bunları yağmur zamanı kullanamıyorsunuz. Yağmurda da ceviz yere düştüğü zaman 48 saat içinde kaldırmadığınız zaman bir senenin tamamen mahsulünü kaybediyorsunuz. Onun için bak bu çok önemli. Tabii evet. Tabii bakın hem iki türlü değerlendirelim. Yetiştirici tarafından ve tüccar tarafından. Erken hasata başlamak, iyi fiyatı almak için bu çeşitleri kesinlikle tercih etmeliyiz. Benim evet. Düşüncem bu şekilde. Tekrar ben böyle bir ortama bizi çağırdığınız için de teşekkür ediyorum. Yeni biz teşekkür ederim. Sizlerle tanıyoruz. İnşallah bizler de bunları pazara sunacağız en kısa zamanda.